Boş zamanlarımızı değerlendirebiliyoruz ve yani canımız sıkılmıyor burada. Ben aslında boş zamanlarımda hiçbir şey yapmayı sevmem normalde. Yani. Ama buraya bir geldim, komple hayatım değişti burada benim. Bizi yani boş vakitlerimizi değerlendirmek için boya, boya işlerinden, boncuk dizme işlerinden, ondan sonra sinema. Yani ben okumam normalde kitap. Ceren sayesinde kitap okumaya başladım. Herkesle kaynaştık, diyalogumuz çok güzel. Güzel böyle ilginci bütün dertlerimi, sorunlarımı, her şeyimi böyle anlattım böyle. Seni konuşturuyorlar, dinlendiriyorlar, beynin dinleniyor. Bizimle ilgileniyor, bir çocuk gibi ilgileniyorlar burada. Ben 35 yıllık hemşireyim. Hastanemizin sosyal alanlarına bakıyorum. Hastaların sosyal alanlarına, yeme, içme, giyme, hasta psikolojisi, hastanın sosyal hakları, manevi boşluklar ve manevi konular, işte bahçe, dart, okey salonları, yemekhane, orada yapılan şeyler, hastaların dinlediği müzikler benim çalışma alanıma giriyor. Merkezimiz komşu illeri de kapsayan bölgesel bir rehabilitasyon merkezi konumunda. Teknolojinin son ürünleri merkezimizde bulunmakta, yürüme robotu, kol robotu, denge cihazları gibi. Son bir senede özellikle rehabilitasyonun ayrılmaz bir parçası olan iş uğraşı terapisti ve rekreasyon çalışmalarımız mevcut. 120 yataklı merkezimizde yatan hastalarımızın bir saat fizik tedavi sonrası boş zamanların çok fazla olduğunu düşünerek hasta memnuniyetini artırmak amaçlı her aylık bir anket düzenlemesi yapıyoruz. Çeşitli anketlemeler yoluyla yaptığımız uygulamaları hastalara değerlendiriyoruz. Değerlendirme sonucunda en çok hangisini istiyorlarsa o hafta onu daha yoğun bir şekilde hastalara yaptırıyoruz. Daha hiç görmeyeceğiniz birinin keyfini kaçırmayı umursamayabilirsiniz. Fakat bir arkadaşınızla aranızdaki ilişkinize denenmesin. Arkadaşlar ortamı kurmaya veya böyle çekinirdim. Yaşlılarla öyle görünce kendim de onlardan biraz örnek alıyorum yani. Herkesle kaynaştık. Diyaloğumuz çok güzel. Fizik veren kardeşlerimizle yani fiziğimizi aldık mı çok rahat ediyoruz yatağımızda. Ondan sonra da eğlenmeye devam ediyoruz. Onlarla çok iyi eğleniyoruz. Çok güzel şeyler yapıyoruz yani. Hiç yapamadığım, yani bilmediğim şeyleri onlardan öğreniyorum. Onlarda her şey yani çok süper gidiyor hayatımda. Buraya geldim geleli. Fizikten çıktıktan sonra buraya geliyorum, boş vakitlerimi değerlendirmek için kitaplardan hoşlaştığım yani şeyi okudum yani kitaplardan okuyorum, Kur'an okuyorum. Burada boyama işleri onu yapıyorum. Sami, Neriman, Nebahat ve Nurten, Zübeyde Hanım Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yatan hastalar. Kimi yakından, kimi uzaktan gelse de ortak bir paydaları var onların. Hepsinin bir hastalığı var ve hepsi aynı fizik tedavi merkezinde tedavi görüyor.
2010 yılından bu yana hizmet veren merkez adeta hastalarına başka bir dünyanın kapılarını aralar. Belki de hiç yapmadıkları, akıllarına bile gelmeyen boş zaman aktiviteleri gerçekleştirirler burada. Bu durum tedavi süreçlerini olumlu etkiler. Aynı zamanda belli bir yaşa gelmiş, belli rahatsızlığı olan bireyler olarak kendine vakit ayırmanın hazzını yaşarlar, mutlu olurlar. Tüm dünya ülkelerinde bugün birçok yaşlı nüfus sayısının artışını görmekteyiz. Buna sebebiyet olarak doğurganlık sayısının ya da doğurganlık kontrolünün ele alınmasıyla, nüfus politikalarının uygulanmasıyla doğurganlıkta bir düşüş izlemekteyiz. Buna da etmen olarak eğitim seviyesinin yükselmesi, kadının aktif bir rol alması hayat içerisinde, güncel yaşam içerisinde ve tabii ki gelir ve idare gibi sorunlar doğurganlık sayısının düşmesine sebebiyet veriyor. Buna ilaveten sağlık sektöründeki iyileşme ve gelişmeler, teknoloji, değerlerdeki değişim, yine eğitim ve kültür bilinci insanın yaşamın sürecini artmasına sebebiyet veriyor. Buna paralel olarak da yaşlılık bir tarihsel bir geçiş süresi yaşamakta. Ve günümüzde birçok ülkede ve kendi ülkemizde de dahil olmak üzere yaşlıların nüfus sayısında bir artış meydana gelmekte. Yaşlanmak her birey için kaçınılmaz bir olgu. Yıllar geçer, yaşlanırız. Ruhumuz karşı koymaya çalışsa da bedenimiz yaşlanır. İhtiyaçlarımız değişir yaşama bakışımızla birlikte. Yaşlandığımızda bir köşede oturmamız mı gerekir? Hiçbir şey üretemez miyiz? Yaşamdan elimizi eteğimizi çekmemiz mi gerekir? Bu sorulara herkes bambaşka yanıtlar verebilir. Bu yanıtlardaki farklılığın nedeni yaşlılığı algılayış şeklimizden kaynaklanır. Nasıl algılıyoruz yaşlılığı ve yaşlılık nedir? Yaşlılık doğuştan başlayan bir süreç olup insanın ölümden önce gerçekleşen bir yaşamında bireyin hem fiziksel hem de bilişsel anlamda yeteneklerinde bir azalma söz konusu olmakla beraber bağımsız bir yaşantıdan bağımlı bir yaşantıya bir geçiş süreci olarak nitelendirilmekte. Yaşlılık fiziksel ve bilişsel yeteneklerin bir kaybına istinaden sağlık, üretkenlik, saygınlığı yitirme, rol ve statü kaybı, bağımsızlık, eş, dost, arkadaş ilişkilerinde zayıflama, sosyal yaşam ve destekte azalma gibi birçok sorunların beraberinde getirdiği kayıplar devri ya da gerileme dönemi olarak görülmekte. Yaşlanan bireyin yaşadığı değişimler psikolojik sorunları ve sosyal uyum sorunlarını beraberinde getirir. Böylece yaşlılık bireysel bir sorun olmaktan çıkar, toplumsal bir önem kazanır. Bu sorunlar gerçekten yaşlı bireyin uyum yeteneğini, stresle baş edebilme ya da dış uyarılara karşı mücadele kapasitesini azaltmakta. Bundan ötürü terapötik regresyon yaşlıların bu gibi sorunlarına odaklanıp yaşlıların genelde temel ihtiyaçlarına cevap verebilmek adına bir araç olarak hizmet göstermekte. Fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları daha çok fizik tedavi ihtiyacı olan, yani bunlar nedir? Dizde kireçlenmesi, belde kireçlenmesi, boyunda kireçlenmesi olan yaşlı hastalar ve işin rehabilitasyon kısmı da serebral palsili çocuklar, serebrovasküler hastalığı olan yetişkinler, yaşlılar, spinal kord yaralı olan hastalar bizim hastalık grubumuzu oluşturmakta. Rekreasyon insanın yaşam kalitesini artıran, serbest ve boş zamanlarını kullanmaya yönelik, çevreye zarar vermeden hastaların tedaviye katılımlarını artıran ve psikolojik olarak onları rahatlatan bir uygulama. Buraya geldiğimde işte biraz daha toparladım. Üzüntülerim çok. Doktorlarımız da çok iyi. Yani sıkıntılarımızı dinliyorlar. Boş zamanlarımızı değerlendirebiliyoruz. Kendimizi hasta olarak bırakmaktan, yani daha bir dirilmek, bütün arkadaşlarla tanışmak, yapmak. Arkadaşları topladım. Sağdan sonra yaşlı dedeleri falan topladım. Bunlarla okey falan oynadık. Süper oldu böyle yani. Hep beraber denge oyunu falan oynadık. Çok güzel şeyler yapıyoruz yani. Hastanemizde takı tasarımı, ebru çalışmaları, kitap okuma,
masa tenisi, açık alan rekreasyonlarımızda masa tenisi, mini basketbol, dart uygulamalarımız gibi bir takım faaliyetlerimiz mevcut. Ayrıca filogram çalışmalarımız, örgülerle patchwork çalışmalarımız, satranç, tavla, okey ve haftada gene bir gün sinema gösterilerimiz olmakta hastalarımıza yönelik. Ayrıca yine halk eğitimin desteğiyle kuaförümüz, iş uğraşı öğretmenimiz haftada bir, 3 gün gelmekteler. Yapılan etkinlikler bir dayatmadan ziyade hastaların isteklerine göre şekillendirilen uygulamalar. Değişen hasta profiline göre uygulanan etkinlikler de değişir. Ayrıca etkinlik memnuniyeti de ölçülür. Ebru çalışması isteyenler olursa yine Ebru çalışmasını devam ettiriyoruz. Müzik istiyorlar, canlı müzik. Canlı müzikle hastalarımızın boş vakitlerinde yine ofislerimizde, eğlenme alanlarında veya bahçemizde, yazın daha çok bahçeyi açarak açık rekreasyon uygulamalarında hastalara bahçede canlı müzik eşliğinde onları dinlendirmiş oluyoruz. Kitap okuma seansları yaparak hastalarımızın yatağında okuma yazması olmayan ve engelli hastaysa, yatağa bağımlı hastalarsa eğer, yatağında kitap okuma seanslarıyla onları biraz daha rahatlatmayı amaçlıyoruz. Boş vakitlerimi değerlendirmek için kitaplardan hoşlaştığım yani şeyi okudum yani kitaplardan okuyorum, Kur'an okuyorum. Odamda da çağırıyor beni. Gel gel sen kitap oku, ben kitap okutayım ben sana diyor. Ben kitap veriyor bana, okumak falan çok farklı geldi bana. Yani ben okumam normalde kitap. Cevren sayesinde kitap okumaya başladım ve bu bende alışkanlık oldu yani. Kendi kendime kitap okumaya başladım. Yine masa tenisi hastalarımızın en çok sevdiği uygulamalardan bir tanesi de masa tenisi. Onlar da boş vakitlerinde yine masa tenisi, boş rekreasyon alanlarında yine onları yapmaya devam ediyorlar. Satranç uygulaması, tavla, yine okey uygulamaları. Hastaları biraz daha sosyalleşmeleri için, tanışmaları için, kendi sıkıntılarından biraz kurtulmaları için çok daha böyle onları hayata bağlanmaları açısından çok daha verimli olduğunu düşünerek yaptığımız uygulamalar sonrasında da yine bir değerlendirme anketi alıyoruz. Yapılan uygulamalardan memnun musunuz diye. Memnuniyetlerini görünce tabii ki biz de çok mutlu oluyoruz. Regresyonda boş zaman aktivitelerini ya da regresyonu bir terapi yöntemi olarak kullanmakta. Dolayısıyla yaşlı bireylerin fiziksel, bilişsel, duygusal, ruhsal ve sosyal anlamdaki kapasitelerini geliştirip güçlendirme, arttırma ve yükseltilmesiyle oluşabilen olumlu sonuçlarla yaşlı bireyin yaşama bağlanması, yaşam sevinci, yaşamdan doyum ve yaşamdan tatmin olmalarını, kısaca yaşam kalitelerini hedeflemektedir. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Türkiye'de 65 ve üzeri yaştaki kişi sayısı 6.192.962. Bu rakamın toplam nüfus içindeki oranı ise %8. Her geçen yıl artan bu oran işin ciddiyetinin göstergesi. Rekreasyon faaliyetlerine başladığımız günden bugüne kadar gördük ki hastalarımız kendi normal rehabilitasyon tedavilerine uyumları daha çok artmakta. Moral motivasyon olmakta bu rekreasyon çalışmaları. O an için en azından hastalıklarını unutmaktalar. Ve hastalar ister istemez kas güçlerine de bu takım faaliyetler yardımcı olmakta. Hani tedavimizin bir parçası kas gücü çünkü. Onlara da faydalı olmakta. Hastalar örgü örerek ince motor dediğimiz ellerini kullanmasını öğreniyorlar. Boncuk yaparak daha çok boncuk tasarımında yine parmaklarını kullanarak tedaviye katılımlarını artırıyorlar. Bir boncuk tasarımı yaparken elini kullanması, kaşığını kullanması veya bir ebru resmi yaparken fırçayı kullanması, o renklerle tanışması onu son derece memnun ediyor, mutlu ediyor. Dolayısıyla kendine olan güveni artırmış oluyoruz hastanın. Kendine güveni arttığı için tedaviye cevap vermesini bir yerde hızlandırmış oluyoruz katılımla beraber. Farklı hastanelerde tedavi gördüm ama buradaki sonucu alamadım. Geçen sene de burada fiziğimi aldım. Memnun kaldığım için bu sene yine geldim. Orada bulamadım yani buradaki ortamı. Kambur, büklüm,
Yani kötürüm gibi biriydim yani böyle. Yani Allah razı olsun, çok iyi oldum. Ben kolumu kaldıramıyordum tedavi görmeden önce. Sonra kolumu kaldırmaya başladım. Yani daha rahat, daha süper bir ortama şey yaptım. Bir de çok süper hastane arkadaşları hani şey yapılmaz ya. Hastane arkadaşlığı süper oldu yani böyle. Okeyler oynadık, eğlenceler yaptık. Her şey çok süperdi. Öyle yani ben hiç çekinirdim bazen böyle şey yapmaya. Arkadaşlar ortamını kurmaya veya böyle çekinirdim. O hastaların kaynaşmaları, çoğu rehabilitasyon hastası olduğu için evde hep yatağa bağımlı kalmışlar. Dolayısıyla hiç dışarıya çıkmamış bu hastalar. Ve direkt hastaneye gelip yattıkları için sosyal olarak bir kendilerini toplumdan dışlanmış hissetmektedirler. Burada kendileri gibi hastaları çok gördükleri için ha bende de varmış ama diğerinde de varmış diyerek daha mutlu olup hayata bağlanmaları daha kolay oluyor. Tedaviye cevap vermeleri daha kolay oluyor. Hastalar daha ziyade kendi akranları ve kendi yaş gruplarındaki gördükleri olaylardan sorunlar ile başa çıkmaları daha kolay olmakta. Hastalarımızda büyük manevi boşluklar var. Bunları destekliyoruz. Psikolog ve sosyolog çalışmalarımızı da hastanemizde belirlediğimiz 10 haftada bir günlerimiz var. Psikolog günümüzde psikolojik sorunlarımızı, dertleşmelerimizi yapıyoruz. Evlerinden uzak kalan hastalar, işte psikologlarımıza aile sorunlarını, dertlerini, sıkıntılarını, çocuklarını, belli şeyleri anlatıyorlar, rahatlamaya çalışıyorlar. Biz de onlarla bu konuları konuşarak nasıl yardımcı olabilir konularına giriyoruz. Belki de toplumdan yalıtılmış olarak yaşadıkları için yaşlıların en önemli mutluluk kaynağı %71 ile aileleri. Çünkü görüşebildikleri bireyler sadece onlar. Sosyoloğumuzla da hastalarımızın çokları bizim insanlarımız haklarını bilmiyorlar. Engelli hasta hakları neler? Hangi raporları alırlar, hangi maaş bağlanır, sosyal yaşamda bunlardan nasıl yararlanırlar, bunlara değiniyor, bunları anlatıyoruz. Gerçekten bizim sosyal yaşam desteğine ihtiyaç duyan kişiler varsa onları da odalarına gidip rapor durumlarını konuşuyoruz, onları hastanelere yönlendiriyoruz. Hangi haklardan faydalanırlar bunları belirliyoruz. Bu şekilde yardımcı oluruz. Gerek rehabilitasyon, gerek rekreasyon uygulamalarıyla hasta gün içinde burada sürekli bir meşguliyet halinde oluyor. Geldiğindeki ruh durumuyla tedavinin sonlarına doğru ruh hali de değişiyor hastaların ve tedaviye katılımı da artıyor. Tedavi sonrası yürüyerek buradan çıkan, gülerek buradan çıkan ve sonrasında da buradaki rekreasyon uygulamalarına devam etmek isteyen hastalarımız mevcut. İşte önemli olan bu tür uygulamaların yapıldığı alanların sayısının arttırılması. Ne yazık ki ülkemizde terapatik rekreasyon ve sağladığı faydalar konusunda yeterli bilinç oluşmamış durumda. Ama yine de kimi özel klinikler, hastaneler ve bakım evlerinde uygulama alanı bulunmakta. Bu sayede rekreasyon, çağın kavramı olan başarılı yaşlanmaya da yardımcı ve destek olmakta. Yaşlı bireylerin çok geniş anlamda boş zamanları vardır. Bu boş zamanları anlamlı değerlendirdiği takdirde, anlamlandırarak yani etkin ve verimli aktivitelerle geçirdiği takdirde bireylerin, yaşlı bireylerin hareketlilik, canlılık, zindelik ve aktif olmalarına sebebiyet verecektir. Ve dolayısıyla yaşlıların bu tarzda özellikleri onların güncel yaşantılarında, rutinleşmiş yaşantılarına kolaylaştırma sağlayıp ve bağımsız olmalarına ciddi bir destek sağlayacaktır. Bunu yaparken rekreasyon faaliyetlerinden istifade edecektir. Yaşlı bireylerin yaşam sevinci artacak, yaşam zevki, yaşamdan keyif alma, yaşamdan memnuniyet ve yaşam tatmini. Yani kısaca yaşam kalitesini iyileştirmeye önemli bir destek hizmet olacaktır terapötik rekreasyon. Yaşlanmayı fiziksel bir çöküş ve geriye gidiş olarak algılamak gerekmez. İsveçli oyun yazarı ve yönetmen Ingmar Bergman, yaşlanmak bir dağa tırmanmaya benzer. Çıktıkça yorgunluğunuz artar, nefesiniz daralır. Ama görüş açınız genişler, diyerek belirtir yaşlılık hakkındaki düşüncelerini. Kendine özel bir zaman ayırıp yetenekleri doğrultusunda kendini geliştiren, aktivitelerde bulunan bireyler başarılı yaşlanma denen kavramı yaşama geçirmeyi başarır. Bağımsız olarak yaşamın tadına vararak mutlu yaşar.